başkanlığımızda görmekten bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Kalbimizde var olan yarayı bize hatırlatmaya geliyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Daha önceki konuşmamızda da ifade ettiğim gibi maalesef hem biz Müslümanlar hem de insanlık Rohingya Müslümanlarını adeta kendi yaşadıklarıyla baş başa bıraktılar. Yanı başımızda Halep'te yükselen dumanların arkasından Rohingya görülmüyor maalesef. İslam dünyasının pek çok başkentinden ateş yükseldiği için Müslümanlar o ateşin dumanını sadece görebiliyorlar. Oysa arkasında çok daha büyük acıların yaşandığı Rohingya'yı, Myanmar'ı, Arakan'ı ihmal ediyorlar. Bu ilgisizliği gören Myanmar ve Burma'daki devlet de özellikle Müslümanlara olan baskılarını da arttırıyor. Adım adım tedrici olarak bir yok etme siyasetini güttüğü buradan da görülüyor. Bu hepimize çok büyük acı veriyor. Biz Diyanet olarak, Diyanet Vakfı olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Şu anda İslam dünyasından bölgede Myanmar'ın içine doğru girebilen tek heyet Diyanet Vakfımızın gönderdiği heyet. Biz içeriye yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bangladeş'teki kampta yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Kampta yaşayanların çocuklarının eğitimiyle ilgili projemiz devam ediyor. Çevre ülkelerde okuyan Myanmarlı öğrencilere burs katkımız devam ediyor. Ancak bu elbette yeterli değil. Mühim olan zulmü ortadan kaldırmak. Mühim olan o Müslümanlar üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak. Mühim olan kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını sağlamak. Bu da öncelikle bütün dünyanın görevi. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası örgütlerin birinci görevi. İkincisi de bütün Müslümanların görevi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın birinci önceliği olmalı. Ancak üzülerek belirteyim, dünya kendi sorunlarıyla ilgileniyor. Uluslararası kuruluşlar kendi fonksiyonlarını kaybetmiş vaziyetteler. İslam dünyası az önce de ifade ettiğim gibi kendi ülkelerinde yükselen ateşlerin dumanları arkasından Myanmar'ı, Arakan'ı göremiyor. Bunun için sizin çabanız, gayretiniz her türlü takdirin üstündedir. Tekrar ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Son durumlarla ilgili bana günlük raporlar geliyor. Ancak son durumu sizden dinlemek istiyorum. Bunu haftalık bir ekip benimle paylaşıyor. Bugün benim e-mailime gelen raporu gösteriyorum. Bunlar bugün gelen, bana bugün gelen raporun resimleri. Son derece bütün bilgileri kaydederek dünya ile paylaşıyorlar. Ancak ben bunu bizim kendi medyamızda dahi hiçbir karesini göremiyorum. Yani İslam dünyasının hiçbir yerine ya ulaşmıyor ya da ulaşıyor bir duyarsızlık var. Bizim bu feryatları bütün insanlığa duyurmamız gerekiyor. Bunun için başka ne tür bir çaba gösterilebilir bilemiyorum. Yani dediğim gibi sorun, en büyük sorun herkesin kendi derdiyle uğraşıyor olması. Yani Suriye'de 4 yıldır, 5 yıldır devam eden insanlık trajedisinin son noktası Halep'te
enkaz altında gördüğümüz çocuklar, bilhassa hastanelerde, küvezlerde yeni doğmuş bebeklerin üzerine yağan silahlar, asıl insanın, insanlığın vicdanının tükendiğini gösteren manzara ise bütün bu olup bitenlere karşı insanlığın tavır koymaması, artık bütün bunların sıradanlaşması, çocukların katledilmesi, çocukların ölmesinin insanlığı harekete geçirmemiş olması. Hatırlarsanız Körfez Savaşı esnasında bir karabatak kuşu üzerine bütün insanlık harekete geçmişti. Demek ki o günden bugüne insanlığın merhametinde ve vicdanında azalmalar ve sorunlar başladı ki bütün bunlar artık sıradanlaştı ve maalesef insanlık tepki vermemeye başladı. Ama buna rağmen biz hamdolsun millet olarak hala kalbimizin diri olması, bütün bu hadiselere karşı tepki gösteriyor olmamız en azından bir umut olarak görüyorum. Ancak bu umudu bütün dünyaya yaymak için de yoğun bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak oradaki insanların ve Myanmar'da, dünyanın her tarafında zulüm ve baskı altında yaşayan Müslüman kardeşlerimizi, ki zulüm ve baskıda din farkı da gözetmeyiz, gözetilmez. Kim olursa olsun can taşıyan her varlığın zulme maruz kalmaktan korumak için bir çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Hasreten bütün bu hadiselerde çocukların büyük zarar görüyor olması aslında bütün insanlığı bir felakete doğru gittiğinin en önemli göstergesidir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.